Ben de tamam dedim yani, gel kahve ikmal dedim. Şey, uzun sürer dedi benim toplanmam. Ben de orada da eşimle Hayır konuşuyorum demek ya. bir irade meselesi ya. Efendim? Orada sorun var. İradenin zaten büyüğünü ben orada hani tamam evine gittim ama kendisi de söylüyor. Bak eşim de inkar etmiyor. Ben hiçbir şey yapmadım. Eşim de zaten yok dedikten Şöyle bir sonra ben şey var. oradan Burada da olduğum gibi problem yok. kalktım geldim. Mehmet, bunda da bir problem yok. Görüştün, eşin istemedi. Sonra Meryem'le iletişimi niye kesmedin? Niye Meryem'i kaşımaya, onunla iletişim kurmaya, ona mesaj atmaya devam O ediyorsun? gün ben birkaç tane şey... Bundan dolayı karın çocukları sana bırakıp, değil mi? Bir mağduriyet yaşıyorsun. Gittikten sonra hala Meryem'e niye gel diyorsun? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Mevzu öyle değil işte. Onu da anlatayım size. Bizim eşim bana bunları söyledikten sonra ben zaten engellemiştim. Engellemedik mi? Ondan sonra bu hanımefendi bana normal hani mesela sadece bir tane mesaj gösteriyor ya, benim mesajım varmış, çok ihtiyacım var falan diye mesaj atmışım. Evet. Bana mesaj atıyordu. Ben WhatsApp'tan engeli kaldırıyordum. Bana çıplak videolarını atıyordu. O sırada ben neredeyim bu arada? Sana videolar, resimler geliyor. Bunu neden benimle paylaşmıyorsun? Ben senin hani eşinim ya. Diyebilirdi ki Esra Hanım, bak biz bir bakıcı baktık ama bu kadın bana bu videolar, resimleri atıyor dese ben bayanla da konuşurdum. Neden böyle Bu yapıyorsun? arada sizi Sen taciz bunu, ediyor da ben olabilir. neredeyim? Ben Tamam evdeyim mı? değil Öyle mi? oluyordu zaten. Taciz ediyor da olabilir. Bir tek bak. Bana Teknolojinin söyleyebilir en güzel eşi. tarafı, iletişime devam Bana ediyorsan, neden ediyorsan, söylemedin? istemiyorsan engeli Evet. basıyorsun. Evet. Yabancı numaralardan geldi, engeli basıyorsun. Baktın ki ileri gitti, karakola gidiyorsun. Diyorsun ki ben bu kişiyle dadı olarak görüştüm, benim aile huzurumu, yuvamın huzurunu bozuyor. Ben bu kişiye uzaklaştırma almak istiyorum. Bu kanunlar hepimiz Ya benim için. Haberim olsa Bunu niye mesela yapmıyorsunuz siz? Bir umut. Sizin kafanızda sürekli Meryem'le ilgili niye o bir ampul yanıyor? o umut değil de Esra Hanım. Onun içinde başka şeyler var. Hanımefendinin birazdan çıkacak zaten ne Ben oldu. evden gider gitmez neden engeli kaldırıp yazıyorsun? Bunun bana tek bir cevabı Engeli da kaldırıp Sen yazma değil bak. Meryem'le Beni dinlemiyorsun. WhatsApp'tan. Bir ilişki yaşamayı hayal ettin, umut ettin ve onun Hayır. peşinden koştun. Bakın bak ben... Değdi mi? Bak Esra Hanım ben size Değdi mi? söyleyeyim. Değmedi tabii ki de. Benim yuvam her şeyden önemli. Ben buna yani nasıl söyleyeyim size... Azmedildim diyeyim yani. Yani beni tahrik etti. Şeytan Nasıl tahrik hareketi. etti? Bana çıplak videolarını attı, işte ne bileyim. Ama atsaydı onları eşiniz de görürdü. Ben görmedim. Eşiniz... De böyle bir saniye Mehmet Bey hiç bunları yapmayın. Lütfen oturun. Lütfen oturun. Lütfen. Mehmet Bey, Bana siz o telefon duyuyorsam. numarasını Peki bağlar bir şey mısın? soracağım. Şimdi hanımefendiyle ilgili bunu öğrendiniz ya. Pişman mısınız yuvanızı Evet, ben yıktığınıza? bunu cumartesi günü öğrendim. Tamam. Birisi bana bağlandı. Tamam. Daha doğrusu bana ulaştı. Pişmanlığınız ve kızgınlığınız niye? Kızgınlığım niye? Benim çocuklarım için. Ben atıyorum hiçbir şey olmadığını farz edelim. Eşim bu bayanı onayladığını farz edelim. Hayır Onu ya, Hülya öğrendiniz. Hanım hiç alakası yok. Bu sizin basiretsizliğiniz. Bakın, eğer evlilikte diyorsunuz ya, bayanın özel hayatı ile ilgili bir takım şeylerden bahsediyorsunuz. Evliliği yıkan cinsel ilişki varsa İşte zinadır. yok, yok. Cinsel ilişkide yoksa kızgınsınız. Yanlış bir insanla yanlış bir ilişkiye adım attım, yuvamı yıktım Ben diye mi eşimden yana da pişman kızgın değilim. mısınız? Ha? Bakın ben eşimden yana da kızgın değilim. Yaptığınız eylem güven sarsıcı davranışlar. Bu da evlilik birliğini temelinden sarsar. Bu da boşanma Benim sebebi. zaten şu an burada konum evlilik değil. Bak siz beni Siz, dinlemiyorsunuz. hayır, Benim konum siz evlilik değil. olayı Tamam. Benim evimde çarpıtmaya onun çalışıyorsunuz. problemi. O onun problemi. Onun hayatı onu bağlar. Nasıl onu Sen, bağlayabiliyor ya? Benim Mehmet evimde... Bey, sen Bakın. bu kişiyle... Niye benim sende şeylerim yok? Kadına gidiyor, Rabia'ya mesajlar gidiyormuş. Hani resim attığımızda Ben gidiyormuş, sildiğim video zaman attığında gitmiyor. gidiyormuş. Niye yok Ben onlar? onu Onları merak gördüğüm gibi ediyorum siliyordum bak. Mehmet Bey, şunu anlamıyorsunuz. Sen bu kişiyle bilme hiç önemli değil. Bir yakın ilişki kurmak için, bir hoşlantı sebebiyle, Evet. yakın o teması kurabilmek için Evet.
Hep iletişim halinde miydin? Hayır. Karın seni niye terk etti ya? Hep iletişim halinde olmadım. Ara ara nasılsın? Yazan kimdi? Mesaj bir atan kimdi Mehmet Bey? Bir görüşmeyi umut ettin değil mi? Ara ara yazan kimdi? Ne yaptınız? İş buldunuz mu? Bir tane mesaj ver. Kahveye gelebilir miyim? Tamam. Karın seni niye terk etti? Karın seni aldattığını niye terk etti? Düşündüğü için. Aldattığını düşündüğü için. Senin gözünde kocan seni aldattı mı? Evet, konuşmada bir aldatılır ya, benim için. Ben neden yapmıyorum? Burada hareket tamam mı? Şimdi o onun hayatı. Sen kendi davranışından sorumlusun. Ben niye kızıyorum? Bak ben buna niye kızıyorum? Benim eşimle alakası yok ben bu durum. Ben yanlış yerde top koşturdum diye kızıyorsun sen kendine. Hayır. Ben tamam... Senin yuvanı, üç çocuğunla senin yuvanı bozan senin kendi davranışın. Hayır, ben başka bir şey anlatacağım ama siz beni dinlemiyorsunuz. Hadi anlat. Anlat. Geçerli bir şey anlat ki seni geçerli bir anlayayım. Şey anlatacağım zaten. Soktum. Bakın bu arkadaşın daha önceden çocuk... Oraya... Ben eşime, çünkü ben eşime daha çok vakit ayırabilmek evet. için ben böyle bir bakıcı arayışına girdim. Eşime aldım. Ve çocuk dadısı evde çalışacak olan kişilerin kesinlikle devlet denetiminde olması gerekiyor. Çocuk gelişimi mezunları var. Hepsi okulda çalışacak bir şey yok ki. Yurt dışından kadınlar geliyor ülkemize çalışmaya. Niye bizim elimizde bunların eğitimini almış, kayıtlı, doğru düzgün insanlar, gençler varken onlar para kazanmıyor da biz başkasına para veriyoruz? Bunu konuşmak lazım. Öyle her yerden çocuk dadısı bakıcı alamazsın. Evine sokamazsın. Ama sen bunu... Eve dadı olarak almadın. Görüştün, tamam mı? Görüştün, onaylanmadı. Ama sen bunu hayatını farklı bir şekilde alacaksın. Problem orada. Konu, almış bakın, olsaydın da riski vardı. Bakın öyle değil bu konuda. Sen buraya ben ya, dadı Esra aldım, Hanım. Şöyle çıktı diye gelmedin buraya. Ben karımı eve dadı olarak sokacağım kişiyle aldattım. Bu sebeple yuvam yıkıldı dedin. Ya Esra İkisi Hanım, de tehlikeli. Şöyle bir şey var. Bak ben... Benim elimi yiyorsun. Zaten ben sen. Aldattım demiyorum ki. E tamam, nasıl aldattın sen benimle? Sen diyorsun ya. Ya da sen ay, ya da sen. Bunlar şey sanıyorlar. Fiziksel. Ya hayır Esra Hanım, bak ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi ben farz edeyim ki bu arkadaşla ben bunu aldatmaya çalıştığımı farz edelim. Bana diyorum ki hani çıplak videoları. Bak ben bununla hiçbir şekilde konuşmuyordum. Bana çıplak videolarını atıyordu. İşte beni tahrik edecek şeyler atıyordu. Attınız hanımefendiye. O da bütün şöyle. Bütün bunları bilmenize rağmen evet. niye attınız? Ben niye tekrar gelmeyeceğini anladınız ya. Size video gönderiyor. Eş evet, gidiyor. Ben onda, evet tamam. Esra Hanım. Size bu videoları gönderen kadın. Evet. 2 yaşındaki çocuğa bakabileceğini siz ya bir babasınız ya. 2 yaşındaki çocuğa böyle bir video gönderen kadın bakabilir mi? Ben evet ha? ben sizi anladım. Esra Hanım. Buyurun cevaplayın. Benim telefonumda birkaç tane görüntü var. Bu benim arkadaşla ilgili. Benim ihtiyacım yok. Yok hayır başka bir şey açıklıyorum şu an. Şu an sorduğu cevabı şey yapıyor. Bana dedi ki ben senin eşine çok üzüldüm. Seninle eşinin arasını yapabilmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ondan sonra işte... Evet dediğim doğru konuşalım tamam, dedim dursun dedim. Tamam dedi? Tamam bir dakika. Ben de zaten o ara 5 gün mü olmuştu 6 gün mü olmuştu tam hatırlamıyorum şimdi. Benim akrabalarımdan yardım ettim istedim kimse bana gelmedi. Evde çocuklar yemek yemiyor. 5 gündür ben yemiyorum. Hatta Dilan Hanım burada mı bilmiyorum. Dilan Hanım'la ben buraya ilk sizi aradığımda... Biliyorum telefon görüşmenizi. Evet. Konuşamadığınızı. Yani, konuşamadım yani. Ben psikolojim bozulmuştu artık. Artık yani ne yapacağımı bilmiyordum çocuklara ben. Çocuklara bakamıyordunuz. Hem çocuklara bakamıyordum, ilgilenemiyordum. Yani yemek yediremiyordum. Ondan sonra eşimin kendi tarafından ailesinden yardım istemeye çalışıyorum. Sözde benden yanalar ya. Birazdan zaten kayınpederimle de neler çevirdim. Bana göre hem evliliğinizle ilgili hem de tüm bu olaylarla ilgili zaten o kadar aklımın almadığı o kadar çok şey var ki bir. İşte. Yani bu saatten sonra bu hanımefendi bir daha ben çocuk bakım işinde çalışıyorum diyemeyecek. Kimse zaten internete girdiğinde bütün bilgiler çıkacak. Bu çocuk bakımını yapamayacak. Zaten bunun kabul edilmemesi lazım. Şirketlerin bile dikkat etmesi gerekiyor. 2-3 tane çocuk varken kızdın. Hadi birini bırakırsın, ikisini bırakırsın. Mehmet tek başına bu çocuklara bakabilir mi? Şöyle ben aldatıldığımı düşündüğüm için sinirle. O zaten eşim beni de darp ettiği için biz canlanmadık olduğumuz için çocuklarımı orada bıraktım. Hatta ben dedim ki hani en azından korumayı alın. Ben de yanlarına gelim çocuklarıma. Korumayı dedim. Derken devlet korumasına evet, ama. Evet ben de yanlarında gidim dedim. Eşim dedi ki ben zaten dedi yurtta büyüdüm. O üç
korumaya alın dedim. Hani ben her şeyden irtibat falan kesip beni korumaya alın dedim. Eşim de dedi ki ben zaten yurtta büyümüş bir insanım dedi. Ben dedi 3 tane çocuğu asla asla vermem dedi. Sana da vermem dedi. Sen de nereye gidiyorsan git dedi. Ben de zaten darp edilmişim o sene babamın evine. Gittim babam da beni zaten Adana'ya gönderdi o saat. Tamam mı? Evet. Esra Hanım, madem o konuyu ben açmayacaktım, açmak da istemiyordum. Hatta Dilan Hanım'la çocukları çok konuşuyordum. Yurda mı vermek istediniz? Hayır, evet, öyle şey olur mu? Ben kendimle beraber. Hayır. Atmak niyetinde değil. Ben ölürüm, çocuklarımı gene yurda vermem. Neden? Ben sosyal hizmetlere 7 yaşında girdim, 18 yaşında çıktım. Ben topluma zaten, sosyal hizmetlerin topluma kazandırdığı çocuklardan bir tanesiyim. Yuva, çocuk yuvası, Üsküdar Asantan Çocuk Yuvası'nda çocukluğumu geçirdim. Halk Eleştirme Yurdu'nda gençliğimi geçirdim. Bunlara zaten isterseniz kayıt mayıt oluyorsa açıp bakabilirsiniz. Ben yurt ortamının ne demek olduğunu biliyorum. Bir de benim çocuklarım 4, 3, 2 yaşında. Bu yurda düştük. O ben zaman zaten mesela bak, peki Karina çocukları bırakmazsan Esra, seni öldürürüm dedin mi? Efendim? Çocukları bırakıp gitmezsen seni öldürürüm dedin mi? Nerede? Seni de ettim. Ya da çocukları bana bırakmazsan, çocukları sende bırakmam, çocuklar bende kalacak gibi bir tehdit oldu mu? Çocuklar da vermiyorsa, 3 çocuk da bende. Yani çocuklar bende kalacak, sen çocukları görmeyeceksin, bakmayacaksın diye tehdit ettin mi? Hayır, öyle bir şey yapmadım. Zaten. Ben çıkarken 3 çocuğumun çantasını almaya niyetliyorum. Diyor ki sen diyor asla bu 3 çocuğu almayacaksın, görmeyeceksin bile diyor. Ama her defasında aldatan o oluyor. Ben biliyor ki hani çocukları bırakamayayım, onu aldatmalarına sabredim diye yaptı bunu her defasında. Bir iki kere sabrettim, dedim ki boş ver dedim, hani görüyorsun aldattığını. Bir iki kere de yakalandım. Boş ver dedim, çocukların başında dur dedim, bakın, durdum. Cuma günü 15'ti, şimdi bir ikiye düştü. Birazdan hiç olacak zaten. Öncelerden çünkü bahsediyorum. Tamam. Bu yakın zamanı şimdi bahsediyorum. Bir ikiye kaldı son bir işte seneyi söylüyorum. Mehmet, sevdiğin, seni sevdiğini düşündüğün insanın başka biriyle yakın ilişki kurduğunu görmek nasıl bir his bilir misin? Onu ben size açıklayayım mesela. Şöyle mesela onu cuma günü de söylediniz. Ben bunu bayağı bir düşünme şansım oldu otelde. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.